Merhaba herkese. Bilim teknoloji evreninde hoş geldiniz. Bu hafta belki bilirsiniz önceki yıllardan liseler arası robot yarışması vardı. Sevilen bir program olmuştu ve burada benim de özellikle önemsediğim bir konu var. Buradaki parlak genç zihinler, geleceğin mühendisleri, yazılımcıları ve bu ülkeyi ileriye taşıyacak olan isimler. Ve bu yarışma öyle bir konsepte hazırlanıyor ki hem yazılımsal, hem mekanik, hem elektronik, hem tanıtım anlamında, hem sosyal ilişkileri geliştirmek anlamında takımların, yani lisedeki okulların başka okullarla da belki oluşturulan takımlarla beraber bir kolektif çalışmayla yarıştıkları yer. Burada Volkswagen Arena'dayız. İstanbul'daki yarışmada biz Tele1 olarak onların yaşamlarındaki hikayeleri, bu robotlara ne kadar emek verdiklerini, nasıl çalıştıklarını sizlerin önüne getireceğiz, ekranlarını taşıyacağız. Ve bu yer yer sportif açıdan zorlu olan rekabet ve mühendislik teknik becerilerini en üst düzeyde sergiledikleri bu yarışmayı sizlere göstererek onlarla beraber bu yarışmanın bir parçası olacağız. Bakalım bu sene nasıl olacak, nasıl geçecek, kimler kazanacak hep beraber göreceğiz. Hadi gidelim ve başlayalım. FRC'nin şu an alanındayız. Yani maçların olacağı yerdeyiz. Ama bu kuralları bir bilmek lazım, bir öğrenmek lazım. Çünkü her sene format da değişiyor. Her sene yeni bir mücadele başlıyor. İşte bu yüzden yanımızda hakemimiz var. Özgür Ünal bizimle beraber. Ve yine daha önceki programda olduğu gibi bu sene sözcü olmak yerine hakem olmuş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Asıl siz hoş geldiniz. Her sene olduğu gibi bu sene de çok zevk gösteriyorsunuz tanıtmak hususunda. Teşekkür ediyoruz. Önemli bir konu. Yani gençlere yardımcı olmak, onların yaptığı işi tanıtmak bizim de önem verdiğimiz bir şey. Kesinlikle. Yani burada zaten bütün gönüllülerimizle beraber bizim de amacımız gençlerimizin bu faaliyetlere katılarak kendilerini geliştirebilmesine yardımcı olmak. Kısaca ben oyundan bahsedeyim. Bu sezonun temasından bahsedeyim. Evet, yani bir format değişmiş anladığım kadarıyla. Geçen sene oranla daha farklı bir konsept var. Müzik içerikli galiba. Bu senenin teması müzik. Geçen senenin teması biraz daha enerji temasıydı. Bu sene müzik temasına geçiş yapıldı. Biraz daha STEM değil de STEAM diyorlar şimdi. Onun içine işte Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics gibi oldu biraz. Sanatı da eklemişler. Dolayısıyla farklı bir temamız var. Bugün şimdi hemen size buna bir scoring element diyoruz. Puan alma aracı diyelim buna. Tamam. Bu puan alma araçlarımızın adı Nota. Yine geçen sene olduğu gibi üçlü takımlar halinde oynanıyor maçlarımız. Şu anda zaten sahada bazı robotlar görüyorsunuz. Şu an kalibrasyon yapıyorlar. Yani arkadaşlar, evet, kalibre ediyorlar robotları. Aynen öyle. Robotlarını sahayla uyumlamaya çalışıyorlar. Şu anda aslında bu üçlü takımlar halinde yapılan maçlarda bu notalar ana puan alma vasıtası. Bu notalarımızı robotlar ilk 15 saniyelik otonom periyotta veyahut da kalan 2 dakika 30 saniyelik teleop dediğimiz sürücü kontrollü periyotta şurada gördüğünüz arkanızda veya şu tarafta görebileceğiniz hoparlörlere aynen öyle ittifak rengine göre mavi veya kırmızı renkli oraya şurada hatta yakın çekim bir robota gelebilirseniz bunları aldıkları besleme mekanizmaları var. O besleme mekanizmalarından alıyorlar bunları ve şuradaki hoparlörlere göndermeye çalışıyorlar. Veyahut da amfi dediğimiz, şimdi yani müzik teması ya, işte amfimiz var, hoparlörümüz var. Şuradaki amfilere yine içeri göndermek suretiyle puan alabiliyorlar. Bu puanlarda aslında temel amaç oyun sonuna doğru şekilleniyor. Ona göre bir ittifak puanı, sıralama puanı alabiliyorlar. Nasıl bu puanlama? Yani ne yaptığında kaç puan alıyor? Nasıl? Aslında şu anda yukarıda da gösterebiliyorsunuz. Hareketlilik puanı var mesela. Hareketli, otonom periyotta hareket ederse robot 2 puan alıyor. Şurada galiba. Aynen öyle. Ve şeyi görüyorsunuz şu an. Amfide alacakları puanları görüyorsunuz. Otonom periyotta daha fazla puan alıyorlar. Çünkü daha zor otonomda hareket etmek. 2 puan alıyorlar otonomda amfiye koyarlarsa. Normalde 1 puan alıyorlar. Hoparlörde de otonomda 5 puan.
Normalde de 2 puan alıyorlar. Şurada hatta nasıl puan aldıklarının animasyonları görülüyor. Evet. En sonda da sahne puanlarımız var. Bizim bu notalarımızdan sonra gelen. Sahneye giderlerse ayrı puan alıyorlar. Sahnede gördüğünüz zincirlere çıkarlarsa ayrıca puan alıyorlar. Veya en son kısmı, bunu çok yapan takım olmadı ama bir sahnede yakınlaşalım istiyorsanız. Tamam, olur. Şimdi buradaki, bu nedir bu tam olarak? Şu, buraya bir sahne niye diyoruz. Niye bakıyoruz yani? Şu an bir trapdoor dediğimiz bu tuzak kapılar var burada. Tamam. Oyun sonunda bu zincire asıldığında veya çok yapabiliyorsa asılmadan şuraya da bunu gönderebiliyorsa bir ekstradan 5 puan daha alabiliyorlar. Ya bu işin banko ekstra bonus puanı. Aynen öyle. Ama çok zor. Bunu yapan çok takım görmedik henüz. İnşallah bu regional'da biraz görürüz. Bakalım, belki bu sefer görürüz. İnşallah. Çok önem kazanıyor aslında oyun sonunda aldıkları puanlar. Buraya zaten tırmanışlar, yani sahneye, zincirlere geliş ve bu söylediğim tuzak kapıdan alabilecekleri puanlar da son 20 saniyelik periyotta oluyor. Yani aslında zaman da dar. Evet. Kısa sürede çok fazla iş yapmaları evet. Ya aslında zaten amaç belli bir görevi en verimli, en hızlı, en iyi şekilde yapan robotu yapabilmek. En kısa sürede. Evet, en kısa sürede. Özgür abi bizimleydi ve bütün maçtaki neler olabileceğini, puan sistemini, her şeyi anlattı. Biz de ilerleyen süreçte maçlarda neler olduğunu, takımların nasıl yarıştığını bu kurallar üzerinden göreceğiz ve değerlendireceğiz. Evet, yarışma için epey bir bilgi aldık. Ama maçları görmeden önce sizin için üzerinden bir daha geçmek istiyorum. Şimdi sahada iki tane ittifak var. Kırmızılar ve maviler. İkonik iki renk olarak tasarlanmış. Peki sahada kaç tane robot var? Bir takımda ittifaklardan oluşan üç ayrı takımın birer robotu var. Yani kırmızı takımda üç robot, mavi takımda üç robot oluyor. Ve birbirine karşı 3'e 3 bir mücadele veriyorlar. Yani toplam 6 tane robotun sahadaki kıran kıranı mücadelesini izliyor olabiliriz. Tam olarak karşılaşacağımız manzara bu. Ve bu süre her bir maç başına 2,5 dakika olarak düşünülmüş. Yani roundlarda 2,5 dakika üzerinden ayarlanıyor. Ama ilk 15 saniyede enteresan bir olay var. Otonom. Yani önceden kodlanmış robotun programlanmış haliyle kendi başına hareket ediyor. Ve ona göre verilen görevleri yapmaya çalışıyor. Son 15 saniye devreye giriyor. Ki mesela şimdi bir tane robotu görüyoruz. Birazdan yarışacak robotlardan bir tanesi. Ve bunlar 15 saniyenin ardından ekipler tarafından, takım kaptanı ve pilotları tarafından kendileri buradaki görevleri yapmaya çalışıyorlar. Hatırlarsınız, hakem arkadaşımız anlatmıştı bunu. Ve buradaki görevlerle puan almaya ve cezalardan kaçmaya çalışıyorlar. En sonunda en yüksek puanı alan takım ise o ittifak kazanan oluyor ve puan olarak ilerlemeye devam ediyor. Burada bir tane robotumuz var. Üzerine çalışıyorlar. Arkadaşlar son kontrollerini yapıyor. Yani çok keyifli bir ortam. Az önce gördüğümüz şey bütün ekiplerin dosya dansı ve ardından da buradaki rekabetçi yarışmaları, hazırlanışları. Ve takımlarda görüyorsunuz işleri başlarından aşkın. Son kontroller, son ayarlar, yarışmaya dönük son stratejilerin konuşulması, taktikler. Ve bir robot daha yarışmaya gidiyor. Genellikle robot diye bağırıyorlar. Çünkü robot geldiğinde kimse çarpmaması ve yolu açmaları için burada adeta bir adet gibi diyebiliriz. Yani robot diye bağırdıklarında oradaki diğer takımlar alanı açıyorlar. Ve böylelikle yarışma alanına doğru daha rahat ilerleyebiliyorlar. FRC'de gördüğünüz gibi güzel bir ortam var. Yukarıda bütün öğrenciler kendi takımlarını destekliyorlar. Ve şimdi anonslar başladı bile.
güzel görünüşler. Ama sadece bu da değil. Buradaki öğrenciler sadece bu yarışmada tecrübe de kazanmıyorlar. Evet, tecrübe belki bunun en temel örneği, en büyük başarısı. Ama burada somut olarak burs kazanma imkanları var. First'ün kendi vakfını sağladığı burslar var. Ve burada aynı zamanda çeşitli şirketlerle, yöneticilerle, iş insanlarıyla bağlantı kurabiliyorlar. CV'lerini ekliyorlar ve bu sayede başka alanlarda hem staj, hem iş imkanı, hem de yurt dışında çalışma imkanları ve hatta ve hatta ayrılan belli bütçelerden onaylı bir şekilde kendilerine verilen şirketlerin onayıyla First vakıflarından doğrudan burs kazanma imkanları oluyor. Yani kısaca burada somut da bir başarı söz konusu. Buradaki First Robotic Competition liseler arasındaki yarışma pek çok sponsora sahip. Bunlardan bir tanesi Fikret Yüksel Vakfı. Türkiye'de düzenlenen bu ayakta, yani Türkiye ayağındaki bu yarışmanın tam olarak Fikret Yüksel Vakfı bütün organizasyonu ele almış durumda. Yanımızda da bu vakfın başkanı Alex Francis var. Merhaba Alex. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Artık yani bu ikinci mi üçüncü görüşmemiz galiba, değil mi? Evet. Değil mi? Epey oldu galiba. Ve yine buradayız. Evet. Yine sizinleyiz. İyi ki bunu yapıyorsunuz, düzenliyorsunuz. Teşekkürler. Ama benim hala merak ettiğim, izleyicilerin merak ettiği şeyler var. Tabii şimdi ki. Bu yarışma çok güzel. Evet. Ama bu yarışmanın sonunda öğrenciler ne gibi avantajlar kazanıyorlar? Çünkü burslar olduğu söyleniyor, çeşitli evet. stajlar olduğu söyleniyor. Bize biraz bu konuda bilgi vermenizi rica edeceğiz. Yani aslında en büyük kazandığı şey de beceriler. Yani bu yarışma sürecinde çok şey de öğreniyorlar. Özellikle aslında iletişimde kazanıyorlar. İletişim beceriler. Yani hem tabii ki robotlar var, yani teknik beceriler geliştiriyor vesaire. Ama takım çalışma olduğundan çok fazla iletişim becerileri kazanıyorlar ve bu çok çok önemli. Yani mesela bir örnek verebilirim. Ben ben bir takımdaydım. Ne zaman? 15 yıl falan önce. 15 yıl önce. 2005-2009 arası ben de takım 360'daydım. O takımdayken ben bayağı geliştirdim. Yani o takım olmadan ben de 2000 insanlar önünde konuşamam. Ama şimdi onu yapıyorum. Kolaylıkla. Çok şey kattı yani. Evet, bu takımlarda bana, olmak, bu yarışmalarda olmak. Bana çok şey kattı. Sonra üniversiteye geçtim. Ve bir daha robot takımı katıldım. Çünkü ben onu sevdim. Lisedeyken çok eğlenceliydi. O takımda yarısı First'tan gelen mezunlardan oluştu. Yarısı First'tan deneyimlediği kişilerden oluştu. Ama gözlemlediğim şey ki First'tan gelen çocuklar o kadar daha iyi iletişim kurabilirdiler. Yani First'tan gelmeyenler bazen çok iyi fikirler vardı vesaire. Ama takım çalışma ve iletişim becerileri yok. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Ve bakalım bu yarışmada neler göreceğiz. Nice daha yarışmalarda bu gençlerin önün açılacağını ve onlara çok daha iyi gelecek sağlanacağını umut ediyoruz. Bu evet. yarışmalarla, biz bu de. Etkinliklerle, bu tecrübelerle. Siz de bunun için uğraşıyorsunuz. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. FRC'de 14 ile 18 yaş arasındaki liseli öğrencilerden oluşan takımlar var. Ve bunların mentorları var. Sayıları değişiyor. Kimileri daha az sayıda, kimileri çok kalabalık, 20-30 kişilik hatta 50 kişilik takımlar bile var. Ama başlarına bir mentor oluyor. Yani onların bir akıl hocası gibi hocaları oluyor, onları yönlendiren. Ve bu şekilde organize olup burada robotlarını yapıyorlar ve yarışmaya hazırlanıyorlar. Şimdi o takımlardan bir tanesiyle daha konuşalım. Bakalım onların hikayesine. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Siz Integra takımısınız galiba. Evet, Bahçeşehir Integra 36-46 takımımız. Takım kaptanı kim? Ben mentorlarıyım. Takım kaptanımız Eren. Hep ikinizi alalım o zaman buraya.
İkiminiz kaç kişi ve nereden bu yarışmaya katılmaya karar verdiniz? Nasıl oldu? Hikayeniz nasıl gelişti? Ekibimiz 25 kişiden oluşuyor. Aslında Türkiye'nin ilk FRC takımlarından biriyiz biz. Kaç yılında? 2010 yılında kuruldu takımımız. Türkiye'nin de ilk FRC mentorlarından biriyim ben ayrıca. 2010 yılından beri de Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi olarak turnuvaya katılıyoruz. Birçok defa da dünya şampiyonasına bulunma fırsatı aldık. Orada da buradan da Blue Banner'larımızı görebileceğiniz gibi Chairman's Award Finalist olduk Houston'da iki defa. En baba ödülleri toplamışlar yani. Yani toplamaya çalıştık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık yurt dışında. Şimdi de kazanırsak Houston'daki şampiyonaya gitmeye hak kazanacağız. Onun için çabalıyoruz. Bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Umarım başarılı olursunuz. Kaptan var burada. Seni tanıyorum kaptan. Ben Eren. Bu sene 12. sınıf oldum. Aynı zamanda Amerika'daki üniversitelere başvuru yaparken bir yandan da Integra'nın kaptanlığını yapıyordum. Burada özellikle mekanikçi arkadaşlarımın başında duraraktan özellikle mühendislik alanına olan faydalarımı göstermeye çalışıyordum. Peki ne gibi zorluklarla geçtiniz? Yani bu mesela robotu toplamak ne kadar sürdü? Ne kadar saat çalıştınız? Korona döneminden sonra bizim takımımız büyük bir darbe almıştı aslında. Üst dönemlerimizden bilgi alamadık bir süre boyunca. O yüzden biz neredeyse sıfır bilgiyle yaptık bu robotu. Ama çalışmamızdan gurur duyuyoruz. Şu anda robotumuz tam olarak istediğimiz gibi çalışıyor. Gayet de iyi sonuçlar veriyor bizim için. Robota bakalım mı? Buyurun bakabiliriz. Evet. Hadi robota da bakalım. Anlatacak bir arkadaşımız var. Teknik, mühendis. Merhaba ben Gökalp. Şimdi size robotumuzu anlatalım. Buyur lütfen. Burada robotumuzun intake'ini yani notayı alacağımız kısmı görüyoruz. Notamız da bu. Bu alttan geliyor. Buradaki dönen tekerler bunun içeri alıyor. Hatta şu an biraz sert olduğu için içeri sokmam zor oluyor ama. Buradan da aradaki tekerimiz var. Bu tekerlerimiz de shooter olarak, atıcı olarak geçiyor. Yukarıdaki speaker'ı atmak için bunları kullanıyoruz. Notamız buraya geldiğinde bunlar çalışmaya başlıyor. Hızını aldı mı notamızı ileri ittiriyor. Bunlara geliyor. Bunlar hızıyla beraber yukarı atıyor. Burada da kolumuzu kullandık. Kolumuz açımızı yakalayabilmek için ve de amplifier'a yani yandaki küçük yere atabilmek için. Böylece robotumuz hem speaker'a hem amplifier'a atarak iki yönlü bir robot oldu. Arkadaşlar emeğinize sağlık diyelim. Bizi merak ediyoruz. Teşekkürler. Sonucunuza bakacağız. Size bol şans diliyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok tatlısınız. Maskotunuz falan da var burada. Maskot arkadaşlar burada bekliyor. Takım kaptanımız kim? Burada. O zaman seni tanıyalım, senle başlayalım. Tamam. Direkt isimden başlıyorum o zaman. Başla ve bu takımdaki görevleri anlat, ne zorluklar yaşadığınızı anlat. Biz Space Tigers'ı merak ediyoruz. Uzay kaplanları ne yaptı, nasıl aşamalardan geçti, bu ekip kaç kişi? 28 kişilik bir ekibimiz var. 4 tane mentorumuz da var yanımızda. Onun dışında uzun bir yoldan geçtik. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül'de okulun başladığı gibi yeni üyelerimizi toparlamaya başladık. Kaç yılında kuruldu takım? 2018. 19 okul sezonunda kuruldu. Aslında ona rookie deniyor. O sonra çaylaklarla işte aynen. Yani. Çaylak takım var yanımızda. Yok şey bize o sene işte, ilk kurulan senesine gelen takımlar rookie biliyorsunuz aynen. Zaten şey değil. Artık tecrübeliler yani kaç yıl olmuş üzerinden 6 yıl geçmiş. Artık uzman takımlardan biri oldunuz. Öyle diyebiliriz evet. Ödüller kazandınız mı? Tabii ki. Burada gösterebiliriz. Daha detaylı bir şekilde açıklayabilirim. Neler var ödülleriniz? Burada 2020 yılında İstanbul Region'da finalist final maçlarında ikincilik ödülü aslında. Gayet iyi. Onun dışında ödülümüz var. Aynen. 2021 sezonda koronavirüs olduğundan dolayı fiziksel olarak oynanmadı. Oyun yerine takımlara oyun tasarlattılar. Burada da bir tasarım ödülümüz var. Bu da geçen sene kazandığımız bu regional'da yine aynı Haliç regional'da şampiyon olduğumuz ödülümüz. Evet, çaylaklıktan şampiyonluğa giden bir yol Space Tigers. Peki diğer arkadaşları tanıyalım. Mesela seninle başlayalım. İsmin nedir? Merhaba Karin ben. Ne gibi katkısı oldu bu takımda yer aldın? Tabii ki ben şu anda takımda genç mentor olarak bulunuyorum. Yani first'ten mezun olmuş bir insan olarak burada bulunuyorum. Çok güzel. Aynen. Ve mezun senemlere gelmek istedim. Çünkü first'ın bana kattıkları gerçekten çok fazla. Yani mesleğimi bile bu takıma borçluyum diyebilirim. Şu anda da CV'mde bu first yazdığı için Almanya'da okumama devam edeceğim. Şu anda vize bekliyorum. Harika bir şey. Aynen öyle. Tebrik teşekkür ederim. Gerçekten. Çok sağ olun. Vallahi arkadaşlar takımınız harika. Hepinize başarılar diliyoruz.
çalışma sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda bu öğrencilere destek vermek isteyen endüstri mühendisleri, üniversite öğrencileri, First Robotic Competition'ın kazananları, önceki mezunları, hepsi bu takımlara yardımcı olabiliyorlar. Ve bununla beraber bir ekip olarak burada bildiklerini onlara aktarıyorlar, deneyimlerini paylaşıyorlar ve onlara öğretiyorlar. Kısaca tam bir eğitim, öğretim ve usta çırak ilişkisi gibi ilerleyen bir yarışma var yani. Antrenör ve ekibi. Ve sayıları da oldukça fazla. Takımlarda da gördük. Ve şimdi de yabancı bir takımla devam edeceğiz. Bu seferki misafir edilen takım Çinli ekip. Hadi gidelim yanlarına. Hello guys. Hello. Hi, hi, hi. Well, you came all the way from China. Is this correct? Which city of China? Guangzhou. Sorry? Guangzhou. Wow, that's pretty nice. And are you from one school or combine of schools? Combine of schools. Combine of schools. Yes. So you are a China team, you can say yes. that. Who competes in Turkey. It's really great. So what's your story, guys? How did you hear this competition? Why you are here? What you want to try? What you want to accomplish here? You are the mentor, right? Yeah. Let's hear you. As a team, we like to travel around. There, we don't have a regional in China, so we usually go to the US. We bring students to different countries, Turkey, Australia, sometimes Europe. So they can, while they're doing the competition, they can also experience the local culture and stuff. And most importantly, we want to win and qualify for the championship. Oh, that's great. Who is the team captain here? Can you come here? You are the team captain, is it correct? Yes. Başka ısınma maçı daha başlamak üzere. Gördüğünüz gibi mavi takım ve kırmızı takım karşı karşıya geleceklerdi ama bunlar ısınma maçları. Büyük maçlar için hazırlık yapıyorlar. Tıpkı Formula 1'deki ısınma turları gibi. Aynen öyle. Takımlar da geliyorlar, burada ısınmalarını yapıyorlar. Biraz da ödüllerden bahsetmek istiyorum. Buradaki yarışmalarda, artık ileriki aşamalardaki rekabet maçları başladığında ve bunların devamında yer alan ödüller verildiğinde artık bütün skorboardlar belli oluyor, iş işten bitiyor. Peki bu ödüller neler? Bunları size kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan en önemli olan, maç da başladı bu arada, galiba kırmızı mavi takımı da akrepler takımı yer alıyor. Ödüllerden en prestijli olanı, Impact olan, First Impact'in en prestijli, en baştaki temel ödülü. Ve buradaki ödül şampiyona veriliyor. Ardından Rookie All-Star var. Bu da bilim ve teknoloji alanında en büyük başarıyı gösteren çaylak takıma veriliyor. Devamında Early Engineering Award var. Mühendislik alanındaki en büyük başarıyı gösteren takım. Highest Rookie Seed var. Bu da bu yarışmalarda, gördüğünüz gibi bu maçlarda en yüksek puanı alan takıma veriliyor. Ve bu tip şeylerin sonunda devamında gelen de prestij ödülleri var. Sırasıyla size onları da söyleyeceğim ben. Ama gördüğünüz gibi maç da bir yandan devam ediyor. Mesela Winning Alliance ödülü ise kazanan ittifak takımlarına verilen bir ödül. Bunun dışında Finalist Award ödülü var. Ve bu da Finalist Alliance takımındaki finalistlere kalan verilen bir ödül. Gracious Professionalism Award ödülü var. Bu Gracious Professionalism Award ödülü ise diğer takımlarla ve çevreleriyle ilişkilerin için person çekirdek değerlerini en iyi temsil eden takıma veriliyor. Entrepreneurship Award ödülünde ise takım hedeflerini gerçekleştirebilmek için girişimcilik ruhunu en iyi gösteren ve en iyi iş çerçevesini hazırlayan takıma veriliyor. Bir başka ödül ise Creativity Award. Tasarım, bileşen kurulumu veya oyun satışını, yaratıcılığını en iyi yansıtan takıma veriliyor.
Judges Award ise yarışma sürecinde takımın benzersiz çabaları, performansı ve dinamiğini en iyi yansıtan takıma veriliyor. Excellence in Engineering Award ise olağan dışı tasarıma ve kullanılabilirliğe sahip robota veriliyor. Bunun dışında Quality Award var. Konsept ve makine sağlamlığını en iyi sağlayan takıma veriliyor. Industrial Design Award ise verimli bir şekilde tasarlanmış robot ve oyun görevlerini etkili bir şekilde yerine getiren takıma verilen ödül. Industrial Safety Award ise inovatif yöntemler kullanarak sıradan güvenlik önlemlerini aşan ve tehlikelere karşı en iyi önlemi alan takımlara veriliyor. Innovation in Control Award ise elektronik, mekanik ya da yazılımsal açıdan yenilikçi bir kontrol sistemi ya da parçaları yapan veya bunları kullanan takımlara veriliyor. Ve tabii ki Team Spirit Award, sıra dışı ve coşkulu takım dinamiğine ve takım çalışmasına sahip takımlara veriliyor. Bu ödül tabii ki biraz da hani teselli ödülü diyebileceğimiz bir ödül. Gracious Professionalism Animation Award ise duyarlı profesyonellikle ilgili en iyi kısa animasyonu yapan takıma veriliyor ki takımların zaten bir animasyon tanıtım filmi yapması isteniyor. Evet, görüyorsunuz en tepede gerçekten büyük ödüller var ve onların devamında gelen prestij ödülleri var. Ve bu prestij ödülleri takımları bir anlamda motive edici ödüller. Bakalım bu şampiyonada hangi takımlar hangi ödülleri kazanacak, bunları hep beraber izleyip göreceğiz. Az önce yarışan ittifakı gördük ve aralarında Scorpions da vardı, yani akrepler. Kullanmayı düşünüyorsunuz çünkü bazı takımlar her alanda oynayabilmesi için joker olarak kullanmış, bazıları sadece defansif, bazıları sadece ofansif anlamda. Siz nasıl tasarladınız? Bizimki joker ama joker. Şöyle diyebilirim, ofansif bir robot yaptık, her şekilde ofansif şeyi yerine getirebilen bir robot yaptık. Tasarım aşamasında da şunu söyleyebilirim size, bu ilk tasarımımız değil bizim, bir sürü tasarımımız oldu bundan önce de. Bu son karar verdiğimiz tasarım, bundan önce 2-3 tane daha tasarım denedik. Özellikle bu intake dediğimiz notayı aldığımız kısımda çok denedik. Bunları söyleyebilirim. Başka tabii deneme, biz bunları tasarladık, bitmedi tabii orada. Yaptığımız şeyleri de atölyemizde işledik.
atölyemizde işledikten sonra baktık olmadı, yenisini tasarladık. Gelişim süreci. Sürekli, yani, sürekli. Peki siz şimdi bu robota 2,5 ay harcadınız. Bu güzel bir şey. Peki bu süreçte neler öğrendiniz? Neler öğrendiniz? Size ne gibi katkıları oldu? Yani bir kere mühendislik açısından çok ciddi katkıları oldu. Yani kararlı çalışma, düzenli, disiplinli çalışmayı çok iyi oturttu. Ne kadar? Geleceğe dönük büyük bir tecrübe kazandı. Yani bu FRC zaten böyle küçük bir teknoloji şirketi gibiyiz biz. Arge yapıyoruz ve bu Arge'nin sonucunu da burada görüyoruz. O yüzden yani geleceğimiz açısından gerçekten çok etkili. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Umarım siz kazanırsınız. Herkes aynısı söylese. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yabancı bir takım buldum. Bu sefer 10 yıllar burada. Bakalım onların hikayesi neymiş? Neler söyleyeceklermiş? Gelin bakalım. Hey guys. Hello. So, this is your team, right? Yes. So, you're from Poland? Yes, we are from Poland. Yeah. We have a Polish team here. So, what's your story, guys? Which school you're coming from? We are coming from a local school in a small city Krasnik in Poland. Our team started in 2016 when our mentors and the first team students were there. They are now mentors. And this year we present this robot, which we are making now lighter because we didn't pass the first inspection. Oh, okay. So how is it right now? Is it good? Yes, it is good, but we have to make it lighter. Do you have a huge confidence in your robot, or are you still in working on it? We are pretty confident on our robot. We'll see how it goes. Well, I bid you good luck and have fun. Thank you. Şimdi de Fikret Yüksel Vakfı'nın Türkiye temsilcisi var, Ayşe Hanım yanımızda. Merhaba Ayşe Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, yine buradayız. Evet, sizleri burada görmek harika. Çok teşekkür ederiz. Bizler de gençlerin bu etkinliğini, aktivitesini, buradaki mücadelesini hem gözlemleyelim, tanık olalım, hem de bunu insanlara gösterelim istiyoruz. Bu yüzden olabildiğince elimizden gelen tüm fırsatlarda bu yarışmayı kaçırmamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Sizleri görmek burada harika. Ayşe Hanım, benim birkaç sorum var. Tabii. Şimdi mesela merak ettiğim konulardan bir tanesi şu. Burada öğrenciler geliyor. Yani takımlar var, liseler öğrenciler geliyor. Bütün liselere açık mı? Hangi şartları tamamlamak zorundalar? Belli kriterler var mı? Ve nasıl yardımlar alıyorlar? Evet. Şöyle, etkinlik tüm takımlara açık. Lise öğrencileri için düzenlenen bir yarışma olmakla birlikte lise, aynı lise olmak zorunda değil. Bazen mahallelerden ya da topluluk takımları da görüyoruz. Tabii ki tek bir liseden çıkmasını kolaylıyor. Çalışma saatlerini kolaylaştırıyor. Okullardaki çalışma alanlarını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla lise seviyesinde olan yaş grubunda en az 10 öğrenci olan bir takım bu yarışmaya beraber birlik olup katılabilirler. Bu global bir yarışma olduğu için uluslararası bir sisteme kayıt olmaları gerekiyor. Yani bir takım biz buna katılmak istiyoruz dedikten sonra iki yetişkin mentorla uluslararası sisteme kayıtlarını yapıyorlar. Sonra bu kayıt sistemini tamamladıktan sonra da dünyanın neresinde yarışmak istiyorlarsa onu seçiyorlar. Yani Amerika, Kanada, Meksika, Brezilya, Türkiye bu ülkelerde yarışabiliyorlar. Bazen Çin'de yarışma açıyor. Ama burada tabii çok aynı ciddi... Bu saydığım ülkeler Amerika, Kanada, Meksika, Brezilya, Türkiye düzenleyen ev sahipleri. Bu bölgelerde istediği yere katılabiliyor takımlar. Başka ülkelerden gelip o ülkelerden... Evet, 30'un üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor. Biz Türkiye'de, Çin'den, Tayvan'dan, Avustralya'dan, Polonya'dan, Ukrayna'dan, İngiltere'den takımlara burada ev sahipliği yapıyoruz. Evet, evet, harika bir yarışma. Tabii bizim önceliğimiz Fikret Yüksel
Gençler Vakfı olarak Türkiye'deki öğrencilere bu fırsatı sağlamak. Yani ben öğrenciyken vakıf bize sponsor oluyordu. Biz Amerika'daki yarışmaya gidiyorduk. Şimdi ama tabii bir kısım öğrenciyi taşımak çok güzel o deneyim. Amerika'ya gitmek de çok harika ve ekonomik destekleri varsa, yeterince sponsor bulabiliyorlarsa takımlar hala gidebiliyorlar. Bu bir opsiyon. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise aynı fırsatı Türkiye'de sunmak. Böylece yurt dışına gitmek zorunda kalmıyorlar. Yani tercih ederlerse kendileri bilirler. Ama biz aynı fırsatı burada sağlayıp yurt dışından gelen takımları da burada ağırlıyoruz. Vakıf olarak da Türkiye'deki takımlara hibeler de veriyoruz. Dolayısıyla bir takım... Robotlar bizim kadar pahalı. Çok çok pahalı. Yani 6.000 dolarlık bir kayıt süreci oluyor. Bu Amerika'dan First'a ödeniyor. Evet, her takımın dünyanın neresinde olursa olsun bu takım kayıt ücretini ödemesi gerekiyor. Ama tabii bu bize gelen bir para değil. Yani globale giden bir para. Bizim yapmaya çalıştığımız şey de tüm takımların eşit şartlarda yarışması için hibe vererek... Türkiye'deki bir takımın 6.000 dolarlık sponsor bulması kolay değil. Dolayısıyla biz onu düşürmeye çalışıyoruz. Düşünürsek 6.000 dolar çok ciddi bir para. Evet, evet. Ama işte bir takım iyi çalışıyorsa globalden First hibe veriyor. Global sponsor, şimdi isim vermeyeyim, belki çok uygun olmaz televizyonun için, ama pek çok global markada First'ün destekçisi. Siz de aynı şekilde. Biz de aynı şekilde destekçiyiz. Yani katılmak isteyen bir grup, bir öğrenci bir araya geliyorsa bu fonlara ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla iyi bir iş planı hazırlarlarsa, onlara cinsiyet eşitliği planı soruyoruz. Yani takımınız... Evet, biz şunu görmek istiyoruz. Robot yarışması deyince herkes sadece erkeklerin ya programladığı ya da tasarladığı bir yarışma düzenliyor. Bizim yarışmamız öyle bir yarışma değil. Tüm öğrencilere açık. Her alanda çalışabilirler. Bugün ben bu görevi bıraktım. Gittim robotların ölçülerini yaptım. Dolayısıyla kız öğrenciler de robot yapıp, inşa edip tasarım yapabilir. Çok güzel bir şey. Evet. Çünkü yani... Her takımda da kız öğrencileri görmek istiyoruz. Tam tersine bazen de hep erkeklerin mekanik şeylere odaklanacağı düşünülüyor ama erkekler de PR da yapabilir, reklamcılık da okuyabilir. Yani tüm cinsiyetlerin her branşı deneyebildiği bir ortam yaratıyor oluyoruz. Yani zaten kız erkek dengesi şu anlamda da iyi. Kız öğrencileri bunu teşvik ediyor. Buradaki evet, çalışmaları teşvik ediyor. Belki ilk başta çok ilgisi olmayabilir ama devamında içine girdikten sonra bu alanda ilerleyebilir, kendi yeteneklerini keşfedebilir. Doğru. Pek çok mezunumuzun da aslında hiç ayrımcılık yok ama pozitif sürdürülebilirlik diyebiliriz. Diyebiliriz, evet. Pek çok mezunumuzu görüyoruz mesela. Kendi şirketlerini kuruyorlar. Bunların içinde kadın mezunlarımız da var. Globalde çok iyi örnek oluyorlar, rol model. Yani deprem olduğu zaman su tankları üreten ve İngiltere'den buraya taşıyan mezunumuz vardı. Böyle şeyler olunca gurur duyuyoruz tabii güzel, ki. Çok güzel. Siz de güzel bir destek veriyorsunuz. Ben çok, evet. Yani bizim niyetimiz her lisede bir FRC takımı görmek. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için partnerlerimizle birlikte tüm çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bize destek veriyorsunuz, geliyorsunuz. Tabii ki, ne demek. Ne demek. Üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Devam ediyoruz. FRC'de bu yıl crescendo, yani sizin de röportajlardan gördüğünüz üzere müzik temalı olan bir yarışma formatı düzenlenmiş. Tam 155 takım yer alıyor ve bunlardan 25'i yabancı. Çünkü uluslararası bir yarışma olduğu için pek çok farklı ülkede takımlar var, ülkeler var ve o ülkelere başka ülkelerin de liselerinden takımlar geliyor. Türkiye'de 25 tane takım var yabancı olarak. Epey çekişmeli olacağı benziyor. Çünkü burada çok sıkı bir hazırlık var, görüyorsunuz. Mesela burada pembiş bir ekip var. Onu görelim. Arkadaşlar kolay gelsin. Merhaba. Siz çok tatlı bir takıma benziyorsunuz. Pembiş gelmişsiniz. Siz de bu ekibin parçası mısınız? Arkadaşlar sizin takımınız Stark Robotics galiba. Aynen, Stark Robotics. Bize biraz takımınızı anlatır mısınız ve niye pembe? Niye pembe? Aslında bunu 2019 senesinde farkındalık yaratmak için bizim takımımız kadın, daha doğrusu kadın olanlar, kadın arkadaşlarımız daha fazlaydı bizde. Normalde robotik kulüplerinde erkekler daha fazla olduğu için bizim takımda kadınların da daha mekanikte veya PR'da daha iç içe oldukları için bizde bir pembe renk ve farkındalık yaratmak için böyle bir şey yapalım dedik. Hatta kafanı toka var galiba. Bunu şeyden aldım, içeriden aldım. Öyle güzel olsun diye. Yani. Evet, bir farkındalık. Evet, farkındalık olsun diye oldu. Peki, sizin ekibimiz güzel bir tema üzerine kurulmuş. Aynen. Galiba Stark'ta zaten Game of Thrones
ayarından geliyor gibi ejderhalar falan. Çok çok hoş bir tema olmuş. Ben en başlarda yoktum ama anlam verdik, bence benimsedik biz bunu yani. Çok güzel bir şey. Evet, severek yiyorsun zaten. Evet. Pembe hoş. Yani esmer erkeklere yakışıyor zaten. Kesinlikle. Peki siz ne gibi zorluklar yaşadınız bu süreçte ve ne kadar süre robotun üzerine çalıştınız? Biz aslında çok değişken, bizim şey kararlarımız çok değişti. Sene başında bir karar verdik, ondan sonra değiştirdik. Kickoff geldi, kickoff'ta değiştirdik. Ondan dolayı ne yapacağımızı tam karar veremedik yani. Çalkantılı bir süreç yaşamıştık. Aldık robotu yaptık, söktük tekrar yaptık falan. Bir tık şey oldu, çalkantılı bir süreç oldu gerçekten. Şu an robotunuz ne durumda? Şu an robotu defans yapmayı, aynen. Yarışmaya geldiğimiz gün defansa karar verdik bir anda böyle. Shooter'ımızda bir sıkıntı çıktı. Ondan dolayı defansa geçmeye karar verdik. Peki sizin robot hazır olacak mı yarışmaya? Biz zaten hazır. Olacak. İnşallah. Yani direkt uygulamalı bir şekilde her türlü burada yapıyoruz robotumuzu. Gözler önünde. Haftalar önceden hazır. Kimisi son dakika ekibimiz. Ya bizim haftalar önce hazırdı. Ama bir anda bir şey, hadi böyle yapalım dedik. Öyle yapalım deyince de bir tık şey oldu. Daha doğrusu yine farkındalık yaratalım dedik. Çok yine herkesin yaptığı gibi bir robot olunca dedik biz de böyle, ne bileyim, farklı bir şeyler yapalım. Aslında demez olaydık. Farkındalık yapalım derken yarışmaya hazır olamadan. Olsun. Biz de bu yarışmadan söktük gelince dedik herkes defans yaparak yani. İki tane defans robotu var. Onlardan biri olduk yani yarışmada. Yine bir farkındalık. Defans da önemli neticede yani. Geçit vermezseniz eğer, evet, ittifak kazanır, öyle değil mi? Arkadaşlar bol şans diliyorum size. Teşekkürler. Umarım iyi bir defans yaparsınız ve geçit vermezsiniz. Görüşmek üzere. Pembiş pembiş takımla şöyle o zaman bir fotoğraf verelim değil mi? Stark Robotics'e başarılar diliyoruz. Dünyanın her yerinde yarışan takımlar FRC şampiyonasında rekabet ortamında bütün yeteneklerini ve becerilerini ortaya koyuyorlar ve robotlarıyla hem otonom hem de kendi yetenek becerileri ölçüsünde taktikleriyle yarışma formatında mücadele ediyorlar. Şimdi bu takımlardan bir tanesi Sultans, önceki zamanlarda da gördüğümüz bir takımdı. Onların yanlarına gidelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi hatırlıyoruz önceki yıllardan da, Sultans takımı. Takım kaptanınız değişti mi? Hangisi? O zaman senle başlayalım. Hadi. Bu sürece, yani buradaki yarışma, bu seneki yarışmaya nasıl hazırlandınız? Robotunuza ne kadar emek verdiniz? Size ne gibi katkıları oldu? Biz bunları öğrenmek istiyoruz. Tabii. Öncelikle ben Kerem. Sultans of Türkiye, Türkiye'nin ilk takımıyız. Bu süreçte 6 haftalık bir süreç oldu bizim için. Aslında hem eğlendirici, öğretici, biraz da zorlu bir süreçti. Robotumuz üzerinde bayağı uğraştık ve güzel bir sonuç oldu bizim için. İlk yarışmamızda robot performans ödülü aldık. Bu yarışmaya da hazırlandık, geldik. Şu an iyi gidiyor yani. Şimdi çok inançlı bir takım, azmetmiş bir takım var. İnanç Mekatronik hemen sağımızdalar ve onları başlıca tanıyalım. Sırasıyla isminiz? Emir ben bu yıl. Sizin? Defne. Ada. İklim benle. Arkadaş siz şöyle ortaya alayım ve bana bu altapotun hikayesiyle beraber takımınızı anlatabilir misiniz? Şöyle kaptanımız kim? İklim ve Emir. Biz beraber kaptanlık yapıyoruz. Aslında. O zaman hep beraber. Hep beraber. Nedir bunun hikayesi? Senden başlayalım. Altapotun hikayesi nedir? Şöyle, bizim okulumuz da aslında yatılı bir okul. O yüzden Türkiye'nin dört bir tarafından öğrenciler var kulübümüzün içinde. Ahtapot'un 8 kolu da aslında bunu temsilen seçilmiş bir maskot. 8 koluyla çok yere uzunu bilmesi, 4 çok farklı alanda çalışmamız da aslında buna dahil hikayemizde. O yüzden böyle bir maskot seçtik aslında kendimize uygun olması adıyla. Anlatılan bir hikaye var. Biz eski bir kulübüz. 2007'de kuruluyoruz aslında. Sonrasında söyledikleri ilk yıl yarışmaya katıldığımız yılda 8 farklı şehirden toplandı arkadaşımız varmış. O yüzden aslında bu 8 kolu da 8 şehri temsil ediyormuş. Bize böyle geldi. Ne kadar doğrudur bilemeyiz tabii ki ama. Şehir efsanesi olan da olabilir. Peki şimdi siz toplamda kaç kişisiniz takımınız? 23 kişiyiz bu sene. Peki bu süreç neler kattı takıma? Yani ne gibi faydalı oldu? Mesela kişisel olarak sen bu süreçte neler öğrendin? Şöyle anlatabilirim. Bence en büyük katkısı takım çalışması. Çünkü herhangi bir projeyi yönetmek, bir robotu yapmak için bir kişi yeterli olmuyor. Hep beraber çalışmamız gerekiyor. Arkadaşım da dediği gibi yatılı bir okuluz ve hep beraberiz sürekli. Bu anlamda takım çalışması
yeteneğini kattı diyebilirim. İzleyenleriniz bilir, bundan önceki programlarımızdan bir tanesi olan Kartal'daki Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Fuarı'nda FRC takımı da vardı. Ve ismi İstanbul'du. Şu an o takımı burada gördük ve yanlarına gidip bir konuşalım onlarla. Bakalım hazırlıkları nasıl. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben sizi geçtiğimiz haftalardaki Kartal'daki Bilim Teknoloji Fuarı'ndan hatırlıyorum. Evet, evet. Oraya gitmiştiniz galiba. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Çok süper gidiyor, hızlı ve yorucu. Heyecan verici gerçekten. Valla öyle gözüküyor. Hala bir çalışma devam ediyor galiba. Evet, şimdi bizim deneme maçlarımız olacak. Bunun için jüriler bir son bir robotu kontrole geliyorlar. Bakalım, umarım güzel geçer deneme maçlarımız. Şu aralar deneme maçları o kadar skor tutmamakla beraber asıl önemli maçlar yarın ve ondan sonraki gün varlar. Yarın da buradayız. Evet. O zaman da geleceğiz. Peki robotunuzun son durumu nedir? Bir ayar falan mı? Şu an görevliler robotun tam kurallarına uygun mu onu kontrol ediyorlar. Yoksa bir sorun yok robotumuzda. Robot tam yani. Robot tam, hazırız. Peki ne düşünüyorsunuz yarışma hakkında? Kazanabilecek misiniz? Ödülleri diye toplayabilecek misiniz? Ya robot gerçekten çok büyük imkansızlıklarla yapıldı bir noktada. Öyle mi? Biz Şişli Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyiz ve maddi olarak sıkıntılarımız zaman zaman oluyor. Hatta önceki yıllarda okulumuz yandı. 2015 yılından beri bulunan bir takımız. Sponsorların yardımıyla, bize destekleriyle, öğretmenlerimizin vizyonuyla elimizden geldiğince işte robot için gerekli bütün alternatifleri sunarak bir şey ortaya çıkardık. Sabahladık atölyelerde gerçekten. Azminize. Evet, umarız çok güzel bir sonuç. Ben başarılı olacağınızı düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ödülleri de arkadaşlarımızın burada yer alıyor zaten. Evet. Gerçekten hani başarılı bir takım. Bizim de dikkatimizi çeken bir takım. Çok teşekkürler. Yani sizi finallerde, hatta en büyük ödülleri kaldırırken görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Amerika'da da, büyük yarışmada da umarım yer alırsınız. Çok umarım teşekkürler. İnşallah. Başarılar diyelim. Çok teşekkür gelecek ederiz. Bütün yarışmalarda aynı azmi göstermemiz lazım. Umarız. Hoşça çok teşekkürler. Hoşçakalın. Takımlar burada hazırlıklarını devam ediyorlar. Son derece azimle, dikkatli bir şekilde çalışıyorlar. Ve biz de bu takımları tanımaya devam ediyoruz. Şimdi sırada Saint-Tech takımı var. Saint-Michel okulundaki bir takım bu. Ve Fransız Lisesi'nin yanına gidiyoruz. Gelin. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Saint-Michel takımının karşısında Saint-Tech bizimle şu an. Ve bir takım kaptanınız var mı aranızda? Sözcünüz, konuşacak kişiniz var mı? Yoksa hep beraber mi konuşacaksınız? Hep birlikte konuşabiliriz. O zaman sırayla başlayalım. İsimlerinizi alalım. Gizem ben. Sarp. Kuzey. Lorin. Ece. Ayşe. Siz? Eylül. Nehir. Peki, bu Fransız Lisesi takımını bir tanıyalım. Ne zaman kuruldunuz, kaç kişisiniz ve ne kadar süredir beraber çalışıyorsunuz? Tabii. Bizim aslında ikinci senemiz bu sene ve dördüncü yarışmamış olacak. 30 öğrenci ve 5 mentörden oluşuyoruz. Bu sene çok büyüdük, çok fazla projeler gerçekleştirdik. Gece gündüz okulda çalışıyoruz gerçekten. Hani her zaman okuldayız ve biz bir aile olduk denilebilir. Biz kendimize Saint-Tech ailesi diyoruz çok çoğunlukla. Güzel. Öyle ilerliyoruz biz aslında. Peki robotun üzerine ne kadar süre çalıştınız? Ne kadar emek var burada? Yatan. Tabii şu robotun üzerine. Görebiliriz değil mi robotumuzu? Tabii ki, lütfen hatta şuradan gelebilirsiniz. 2,5 aylık emek sonucu işte robot karşımızda. Yarışmaya hazır mısınız arkadaşlar? Yarışma için şu an elimizden geleni yapıyoruz. Bazı aksaklıklarımız var ama toparlayabileceğimizi düşünüyoruz. Teknik sıkıntılar mı? Evet, ama her takımın başına gelebilecek şeyler elimizden geldiğince halletmeye teknik çalışıyoruz. Teknik sıkıntılar çözülür. Evet. Peki yarışmada hedefiniz nedir? Şampiyonluk düşünüyor musunuz? Büyük oynamayı düşünüyor musunuz? Yoksa yani prestij ödüllerinden biri sizin için yeterli mi? Bizim aslında tamamen hedefimiz ya kendimize bir şeyler katmak bir yarışmaya katılırken en başta. Ondan sonra da robotumuza odaklanıyoruz. Aynı zamanda bir sürü projemiz var. İki yöne de oynuyoruz aslında. Hem robot hem de ödülleri oynuyoruz. Ama dediğim gibi en önemlisi aslında kendimize kattığımız şey. Hepsi kendimize buradaki çalışmalarından bir şeyler kazanmış, kişisel olarak kendini geliştirmiş. Ve şu anda yarışmaya hazırlanıyorlar. Teknik birkaç aksaklıkları var ama çözeceklerine eminim. Tabii ki de. Ve affetmeyeceklerdir.
Yarışmada onları yakından izleyeceğiz. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bol şans diliyorum. Yanımızda yabancı bir takım var ve çok da enteresan bir tarzları var. Onlarla bir tanışalım istedim. Hello guys. Hi. You are for a tech team, right? So where do you come from? From Poland. You're a Polish team. Yeah. That's pretty nice. I think there's a second Polish team there. Yeah, over there. Yes, yes. So I love your mask. Is it you painted this? I made it. You made this. It's incredible, really lovely. From Star Wars, I guess. Of course. That's pretty nice. So, could you tell us your team? Which city you come from? How many of you are there? We're from Poland, from Warsaw. Okay, Warsaw? Warsaw, yeah, the capital. Ah, yeah, the capital. And right now it's 30 of us, 30, 35. So, yes, 35. 35. How many hours you work on your robot? Oh my goodness, how many hours? Yeah. More than thousands, I would say. Thousands? Especially in the last weeks. It depends. If you would sum up the whole hours spent by every individual, it will be around 1,000. Specifically that we were forced to build this robot from the part from the previous season because we still haven't received our key. Well, so for this... a little bit improvised robot. I see. For this year, how many hours? Like more than 1,000? About 1,000. In total, definitely more. Yanımızdaki Polonyalı ekip 1000 saatten fazla sadece robotlar üzerinde organize bir şekilde çalışmışlar. Well, guys, we are really curious about to see you in the robo field. Well, I'm really glad to meet with you guys. We're glad too. And I would like to say sincerely, good luck and good fortune on your upcoming competitions. Thank you so much. Thanks so much. Evet, Bilim Teknoloji Evreni programımızın sonuna geldik. Maalesef bütün her şeyi göstermeye programımızın süresi yetmedi. Ama haftaya bu programda bu yarışmanın finallerini, ödüllerini, elemeleri ve buradaki atmosferi, devamını her şeyi göstereceğiz size. Biz yine burada olacağız ve buradaki atmosferi ekranlarınıza, evlerinize taşıyacağız. Şimdilik size güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, esenliklerle kalın ve bizimle kalın.